Bugün ülkemizde son dönemde yapılan alışılmışın dışındaki siyasi açıklamalar, özellikle beklenmedik kişilerden beklenmedik çağrılar önemli bir gündem teşkil etmekte. Ancak halkımızın gündemi, akşam yemeğinde yenilecek yemek, okulda öğrencilerin alıp alamayacağının muamma olduğu simit çay, ay sonu ödemelerin nasıl yapılacağı derdidir. Ekonomik şartların gün geçtikçe ağırlaşması ise maalesef çok daha kötü bir hayat tarzı yaşanmasına sebep olmaktadır. Asgari ücretin ülkemizde alternatif bir ücret olmaktan ziyade çoğu hanede ana gelir kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Ocak ayında asgari ücretle yapılacak zammın toplumun geniş bir kesimi için çok çok önemli olduğunu sizlere ve kamuoyuna hatırlatıyoruz. Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammın halkımızı rahatlatacak düzeyde yapılması gerekmektedir. Milleti fakirleştirerek enflasyon düşmez. Asgari ücretin alım gücünün artırılması ise genel ekonomi politikalarının yanında ülkedeki adaletin, eğitimin ve özgürlüklerin genişlemesine bağlı olduğunu iktidara hatırlatıyoruz. Halkın ihtiyaçlarını görmezden gelemezsiniz. Eskişehir'de son dönemde ulusal basına da yansıyan, halkı tedirgin eden güvenlik problemlerinin ortaya çıkması endişe yaratmaktadır. Şehir merkezinde meydana gelen silahlı yaralamalı eylemler Eskişehir halkını tedirgin etmektedir. Eskişehir'in özgürlükçü, kültürlü, yaşanılabilir şehir sıfatlarının kaybedilmemesi için belediyelerimize, şehirdeki tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütleri ve güvenlik güçlerine büyük önem düşmektedir. Büyük önem ve görev düşmektedir. Belediyeler önceliğinde her mahallede farkındalık organizasyonlarının yapılması gerekmektedir. Şiddete karşı kamuoyu oluşturulmalıdır. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere şiddet mağdurlarının rehabilite edilerek sosyalleşme süreçlerinin kısaltılması gerekmektedir. Sivil toplum örgütlerinin yapacağı çalışmalara alan açılmalı, destek verilmelidir. Şehrimizdeki en önemli sorunlardan bir diğeri ise deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olduğumuzdur. Deprem, ülkemizin çok acı tecrübeler sahibi olduğu bir alandır. Eskişehir deprem riski yüksek bir coğrafi alanda yer almaktadır. Yarın çok geç olmadan, şimdiden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yakın tarihimizde yaşadığımız Kahramanmaraş, Hatay depremlerinin acısı hala yüreklerimizde taze durmaktadır. Eskişehir'de deprem riski yüksek olduğundan il yönetimimizle beraber yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kısaca alınacak önlemlere dair değinmek istiyoruz. Bir, yapısal önlemler. Binaların dayanıklılığı. Mevcut binaların depreme dayanıklılığını kontrol etmek için performans analizleri yapılmalı. Eskişehir'de 1999 öncesi yapılmış binaların özellikle incelenmesi ve gerekirse güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi gerekebilir. Özellikle şehir merkezindeki binaların yaşı bir hayli fazladır. Kentsel dönüşüm ikinci başlık altında ele aldığımız konu. Riskli alanlar özellikle Porsukçay çevresinde alüvyonlu zeminlerde bulunan bitişik nizam, yüksek katlı yapılar kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenmeli. Bu yüksek risk altındaki bölgelerin güvenli hale getirilmesine yardımcı olur. İmar planları deprem riski göz önünde bulundurularak şehrin imar planları güncellenmeli. Zemin etütleri yapılarak uygun yerlere yapılaşma izni verilmelidir. Üçüncü başlıkta eğitim ve farkındalığı ele alıyoruz deprem konusunda yapılması gerekenlerde. Bu noktada halk eğitiminin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Halk eğitimi deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında halk eğitimi seferberlikleri başlatılmalı. Deprem tatbikatları ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli. Eğitimin bu alanda çok çok önemli olduğunu hassasiyetle belirtmek isterim. Deprem anında alınacak önlemlerden olan insanlara çök, kapan, tutun gibi hayat kurtarıcı hareketler öğretilmelidir. 4. Acil durum planlaması. Toplanma alanları. Deprem sonrası güvenli toplanma alanları belirlenmeli ve bu alanlar korunmalıdır. Bu alanların ilanının sağlanması, halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bugün itibariyle toplanma alanları konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. Acil müdahale ekipleri.
AFAD ve diğer afet müdahale ekipleri için sürekli hazırlık ve eğitim programları düzenlenmeli, tatbikatlar yapılmalıdır. 5. Sigorta ve yardım. Bu konuda en temel sigorta olan DASK'ın halen çoğu apartmanda veya binada yapılmadığını görüyoruz. DASK konusunda bilinçlendirmenin yapılması gerekmektedir. Binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılması teşvik edilmelidir. Bu konuda bilinçlendirme yapılmalıdır. Yardım koordinasyonu. Deprem sonrası yardım organizasyonları için Eskişehir Valiliği, Kızılay ve diğer kurumlar arasında etkili bir organizasyon sağlanmalı, yardım malzemelerinin toplanma ve dağıtım süreci düzenli hale getirilmelidir. Bildiğiniz üzere yakın tarihte yaşamış olduğumuz Maraş ve Hatay depremlerinde bu sorunun da çok büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdiğini gördük. Yapılan yardımların hızlı ve etkili bir şekilde aktarılamadığını acı tecrübeyle tecrübe ettik. 6. Teknoloji ve bilimsel araştırma. Deprem izleme. Eskişehir ve çevresindeki fay hatlarının aktif olarak izlenmesi için sismik izleme istasyonlarının sayısının artırılması gerekmektedir. Araştırma. Deprem bilimi sismoloji üzerine daha fazla araştırma yapılmalı ve bu bilgiler kent planlamasına yansıtılmalıdır. Deprem çalıştaylarının şehrimizde düzenlenmesi için girişimlerde bulunulmalı. Üniversitelerimizdeki değerli akademisyenlerin görüşleri alınarak sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır. Eskişehir için deprem riskini azaltmanın yolu bu tür önleyici ve hazırlayıcı adımların birleşik bir şekilde uygulanmasından geçmektedir. Bu sadece yerel yönetimlerin değil, tüm toplumun katılımını ve bilinçlenmesini gerektirir. Bu noktada deprem bilincinin oluşması adına Eskişehir Deva Partisi olarak yürekten destek vereceğimizi ilan ediyoruz.